Değerli izleyicilerim, Miraç TV'den yayındayız. Yani Rize Teke'den gerçekleştiriyoruz. Yanımızda Çınar Osman Efendioğlu amcamız var. Osman Dayı, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasıl? Hoş geldin, sefa geldin. Sağ olasın Osman Dayı, Allah razı olsun. İyisin. Şükrolsun Allah, bu yaşta bu kadar. Maşallah, maşallah. Yine görüştük Osman Dayı, değil mi? Allah gene, razı olsun. Yine görüştük. Osman Dayı, böyle neyse o şapkada çıkaralım ama uyuşursun. Da. Yok, ama yok, bu da seni daha iyi. Şey, var mı Osman Dayı? Saçım tarımdan bir şey berbereci diyor. Haa. Neyse Osman Dayı'nın şapkasını takalım. Osman Dayı, ne yapıyorsun? Anlat bakalım böyle. Şimdi yaptığımız bir şey yok. Esnafım buraya, 60 yıllık esnaf. Esnaflıktan uğraşıyorum. Zaman zaman bazı misafirler, bazı misafirler geliyorlar. Benden geçmişten günümüze biliyorsunuz ben UNESCO'nun yaşayan insan hazinesi madalyasını yaşıyorum. Türkiye'de yalnız benim. Aynen. Yalnız bu günleri rahmetli Aşık Veysel'den bir şeyimiz oldu. Beni aradılar, dediler ki bu sene Aşık Veysel'i yılın şairi yapacağız. Sen bundan darlanıyorsun. Ben bundan darlanmam. Çünkü niçin? Aşık Veysel benim değil, Türkiye'nin ustasıdır. Onun bir de bir şiiri var. Ben okudum. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Dünyaya cıldığım anda yürüdüm aynı zamanda içi kapalı bir handa gidiyorum bize diyen Aşık Veysel millet bunu bir daha görsün. Onu andığım zaman ağlamam diyor. Evet ben şairim. Yaş kaç oldu kimse değil mi? Yaş kaç oldu? Yok duysun. Duysun değil mi? 89'un içindeyim. Maşallah. Allah uzun ömür. 89 yaşın içerisinde. Osman Bey değerli izleyiciler televizyon programı. Şey atma türücü. Yıllarca. Çocuk büyükten büyük olan bir değerli amcamız. Ben kendisini zaten seviyorum biliyorsun. Sağ ol Allah razı olsun. Kendisi aynı biz de ne kadar sevdiğini biliyoruz. Tabii. Geçen sene görüşmüştük. Kalben kalbe çöpürü var. Ben evet. Onun farkındayım. Böyle diyor Necip Fazıl. Bunun değirmenlerden İstanbul çakındayım. Allah'a şükür. Allah sağlık versin. Hanım rahmetli oldu. Allah sana. Bak şimdi bak sen ne kadar hastalıkları geçirdin, kaza bak. Demek gün biter. Gün, gideceğimiz yer orası. Evet. Kaç çocuk vardı Osman'ımıza? Üç. Üç tane. Hanım fazla çocuksun. Eskiden adam 8-9 çocuk yapardı. Senin zamanın aslında öyleydi de. Artık öyleydi ama bizim üç çocuk var. Biri emekli öğretmendir, birisi emeklidir, tirat çalışıyor. Çalışıyor. Sen yine çizim evlidir. Maşallah. Sen yine aynı kırtasiye işini devam ettiriyorsun. Malta değil mi? Şey, Nalburi'ye döndüm. Kırtasiye buradan okullar kalktı. Ha, öyle ha, Nalburi'ye. Kalkın ne Nalburi'ye? Fakat kapatacağım bu seni, satacağım. Yoruldum diyorsun. Yoruldum. Buradan seni izleyenlere, Osman amca, dünyanın her yerinde seni izleyecekler. Özlediğin arkadaşlar var. Onlar seni özlemişler. Allah razı olsun. Miraç TV yayınımızda. Ne söylemek istiyorsun onlara? Şimdi efendim şöyle bir şey. Kısa bir özür. Gelin tanış olalım. İşi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Aynen. Kötülükten ben fayda görmedim. Etmedim daha doğrusu. Eğer ben 20, 25, 30 sene televizyonlarda program yapma esnasında benim ağzımdan bir çeşit şeyler varsa suratımı bunu salsın. Yok ustam sizi herkes seviyor. Öldükten sonra ben de şimdi diyorum insanlarımızın kıymetini sağlığında bilelim öldükten sonra eyvah para etmez. Sağlığını kendini bilelim. Evet, evet. Giden geri geliyor mu? Yok. Giden geri gelmez. Yok. Osman Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Allah teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar, iyi günler. Allah'a emanet olun. Sağ olasın. Bir yakışıklı salla kameraya Osman Bey. Bir alkış alalım bakalım Osman Bey'e. Evet Osman Bey'e bir alkış alalım. Dur Osman Bey'e şöyle kameraya da teşekkür ederim.